Arkadaşlar ben nasıl olsa 3000 beğeni bile olmaz diye 1500 beğeniden başlatmıştım açılışı. Siz neredeyse 4500 beğeni yapıyordunuz. 4000 beğeni olmuş. Ben artık gerçekten işin içinden çıkamayacağım. Yani artık hani sistemi değiştiriyoruz. 2000 beğeni de bir oyuncu 90 rating yapacağız. Bu sefer de 6000'e falan yaklaşırsınız diye korkuyorum ama herhalde en azından 4000'i geçmezsiniz diye düşünüyorum. Vallahi nasıl gaza gelmişsiniz? Neler oluyor bilmiyorum. Seri de mükemmel gidiyor zaten arkadaşlar. Destekleriniz için çok teşekkürler ama hani videoyu çekebilmek için o kadar uğraştım ki yani zaten bu emeklerime like atın. Sonrasında siz like atınca daha çok uğraşmam gerekiyor. Burada bir garip bir girdabın içine giriyoruz ama her neyse. Yeniyseniz de arkadaşlar kanala abone olun bildirimleri açın ki hiçbir bölümü hiçbir şekilde kaçırmayın. Süper güç bölümlerini, hayalimdeki kadro bölümlerini, kadro yorumlama bölümlerini falan hiçbirisini kaçırmayın. Bakın bildirimleri kesin açın arkadaşlar. Efsane serilerle devam ediyoruz. Haberiniz olsun. Bugün de arkadaşlar 3000 beğeni geçtiğiniz 4500 beğeni yani 3000 ile 4500 beğeni arasında olduğunuz için tam 2 kişiyi 90 rating yapacağız. Ve bu bölüm Vedat Muriş vs bir tane oyuncu var. Onun karşılaştırması gibi bir bölüm olacak. Çünkü bugün Trabzonspor Fenerbahçe maçı var. Yani gerçekten garip bir bölüm oluyor. Sizlerden bu videoyu 4000 beğeni geçmenizi bilmiyorum geçer misiniz? Geçerseniz ben yine biraz zorlanacağım ama iki oyuncu daha 90 gen olacak. Bugün de iki oyuncu 90 gen yapacağım. Ve bir tane transferimiz var arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman. Gördüğünüz gibi dizilişimiz 4-3-2-1 oldu. Kalecimiz de Muslera duruyor. Bir sonraki bölümdeki ilk 90 yapacağım adam Muslera olacak. Bu bölüm yapmayacağım. Bir sonraki bölümde ilk 90 yapacağım oyuncu Muslera olacak. İkincisini de siz kesinlikle önerin. Sabeke transfer önerisi yapmamışsınız herhalde linesini kalmasını istiyorsunuz ama yine yapabilirsiniz. MO olarak orta saha önerebilirsiniz çünkü gördüğünüz gibi burada MDO'lar kaldı. Ve şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar ilk olarak Vedat Muriç'i 90 yapmadan önce kadromuzu alacağımız isim. kadromuzu alacağımız isim. Hemen gösteriyorum. Alexander Sorlot. Alexander dedim mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Her neyse Alexander Sorlot'tur muhtemelen. Ve arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Sorlot'u hemen 85 reytinge basalım abi. Hemen 85 reytingine gelsin abi bu arkadaşımız. Şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle iki tane 5000 bir tane şöyle geldik mi bu kadar da değil şunu verelim. Evet arkadaşlar tam 750 bin coin ise Alexander Sorlot'u takımımızı aldığımız gibi 85 rating yapıyoruz. Ve Santrafor üçlümüze bakın. Sorlot, Vedat Buric, Falcao. Yani bunu arkadaşlar sizlerden artık kaç milyon beğeni bekleyeyim ki ya bilemiyorum. Gerçekten kaç milyon beğeni bekleyeyim gerçekten hiç bilemiyorum. Ve arkadaşlar şimdi Vedat Buric'i sizlerle birlikte çok istemişsiniz. 90 rating yapıyoruz. Abi yok artık çok heyecanlıyım şu an. Vedat Muriçi 90 rating yapıyoruz ya. Vallahi bayağıdır bekliyorduk bunu. Bunları da vereceğim arkadaşlar. Felix'i falan da vereceğim. Zaten bu ara hiç beğenmiyorum o adamı. Felix'i falan da verdim. Ve 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 şimdi sizlerle beraber hemen hemen şöyle geliyoruz ve Vedat Muriçi 1.389.331 coin ise 90 rating yaptım gitti arkadaş be. Vedat Muriş 90 rating oldu abi. Sizlerin beğenisi sayesinde, beğenileriniz sayesinde tam 4000 beğeni atmışsınız. Ve Vedat Muriş de 90 ratinge ulaştı. Yani gerçekten ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Bu ne abi? Şimdi sırada Envakayeme var. Vakayeme'yi de yapıyoruz arkadaşlar. Vakayeme'yi de yapıyoruz. Hazır mısınız buna peki? Ne kadar hazırsınız bilmiyorum ama şöyle hemen Kabot, Andres, Omes filan bunları basalım arkadaşlar böyle. Ve Envakayeme'yi de 90 reytinge yükselteceğiz. Tam kaç milyon coins veriyoruz? 754 bin coins'e de 90 reyting yaptım gitti arkadaşlar. Yani gerçekten böyle bir şey yok. Kadro şu an ne hale büründü? Hani gerçekten anlamıyorum. Biliyorsunuz diğer videonun sonunda sorulak çıkmıştı. Ve biz de onu alacağımızı söylemiştik. Ve Vakayeme'nin hızlanması falan da baya bir arttı. Yani gerçekten ilginç oldu şu anda Vakayeme. Kadro 97 reyting ama şu an niye? Çünkü oyuncular doğru yerlerinde oynamıyor. Bunlara özel oyuncu transferleri yapacağız. Şimdi çağlar söyüncüye vermek istemiyorum ama bitiricilik olarak Sorloth'a verelim. Sorloth'u birazcık yükseltmek istiyorum arkadaşlar en azından. Hani 50 binliği de yükseltelim son olarak. Devamını da yükseltiriz. Yani bu video birazcık Sorloth vs Vedat Moriç olacak çünkü onların özel maçı var biliyorsunuz. Onlarla beraber oynayacağız. Şimdi şu görevlerden ödül vermiş midir bize güzel ödüller? Bakalım. 30 yıldız skoru vermiş bu yıldız skoruyla ne yapıyoruz abi ben bu sene oyunu gerçekten çok oynamadığım için hiçbir şey bilmiyorum oyunla ilgili ya bu arada kameradan tamam kameranın açısından çıkıyor muyum diye baktım çıkmıyormuşum ee, bu yıldız skorlarıyla bakayım bir şeyler yapabiliyor muyuz bakalım arkadaşlar şöyle yıldız biletine bir girelim belki bir şeyler alabiliyoruzdur 55.000 coins alıyoruz güzel abi alalım 55.000 coins iyidir bana çok coins lazım olacak çünkü hala coins lazım yani bitmiyor abi ihtiyacım ya sürekli 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 sürekli, sürekli bir şeyler yapıyoruz. Arkadaşlar sizlerden bu arada öneri istemedim. Hemen öneri istiyorum. Hemen öneri istiyorum. Kimi 90 rating yapalım bir sonraki bölümde. Eğer 2000 beğeni atarsanız çok önemli bu bili biliyorsunuz arkadaşlar. 2000 beğeni de bir oyuncuyu yapacağım. 4000 beğeni de iki oyuncuyu yapacağım ki bunu bir önceki bölümde 4000 beğeni yapabildiniz. Hani yapabilirsiniz yine bilmiyorum ama yaparsanız 6000 beğeni zaten imkansız yani, yani yapamazsınız diye düşünüyorum. Onda da 3 oyuncuyu yapacağım. Ve Önerileriniz yapın ilk oyuncu Mustara çünkü çok istendi Mustara zaten arkadaşlar ilk oyuncu Mustara olacak sonrasında kim yapalım yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın kadro gördüğünüz gibi Mosmor olmaya başladı mükemmel gidiyoruz. Sizlerle beraber çok daha güzel Linesi buradan değiştirelim mi? Bunu da yorumlara kesinlikle yazın arkadaşlar. Linesi değiştir veya linesi değiştirme tarzında. Yorumlarınızı bekliyorum. MO önerileri yapabilirsiniz. Yani bilmiyorum her türlü öneri yapabilirsiniz. Transfer önerilerinizi açayım. Yorumlarda en çok beğenilen şeyleri yapıyorum zaten arkadaşlar. Sizler de yorumları kontrol edip beğenilenleri yapabilirsiniz. Yani yorum atmışken de bir saniyenizi ayırıp beğenme tuşuna basın ki daha fazla oyuncularımız 90 rating olsun. Çünkü sonra 95'e şey yapmaya başlayacağım. 100 yapmaya başlayacağım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani coin satın alabilsem gerçekten sizin için satın alacağım. Çünkü bakıyorum abi o kadar istek var ki seriye. Ben de sizin bu isteğinize dayanamıyorum abi. Daha fazla şey yapmak istiyorum. Olabildiğince yükseltmek istiyorum her şeyi. Ancak arkadaşlar hani hesapta şu an coins yok. Coins alabileceğim bir yer de yok. Yani bilmiyorum ne yapacağım ama bakalım şimdi Vedat Muric vs Sorlot bölümü bu arada bu arkadaşlar. Ona göre bir oyun oynayalım. 97 yerlik takımımız var. Rakibin 92 yerlik bir takımı var. Bakalım başımıza neler gelecek. Takım çok fazla yükselecek bu arada arkadaşlar. Bu konuda merak etmeyin. Bu boostlar bizim işimize yarayacak. Hani şu anda 98'den 97'ye düşmüş. Niye böyle yaptım filan demeyin. Evet. Falcao gol attı Vedat Muric vs. Sorlot bölümünde Falcao gol atıyor. Evet Sorlot ilk şutunu çekecek. Sorlot. Sorlot. Sorlot güzel gol attı. Falcao verdi pasını. Vedat Muriç. üçüde de birer tane gol attı. Gerçekten çok tatlı olmadı. Cidden çok güzel oldu. Vedat Muric orta. Sörlot şut kaleci son anda kurtardı. Rakip takım sonrasında uzaklaştırdı. Şimdi Radamel Falka. Alexander Sörlot. Sörlot. Vursana be oğlum be. Vururdu. ilk anda vursa gol olurdu. Ha. Evet Sörlot şimdi. Sörlot. Sörlot. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe'nin ben kazanacağını düşünüyorum. Sizce bugünkü maç nasıl sonuçlanır? Yorumları yazmayı unutmayın. Ya ben %100 emin gibi bir şey Fenerbahçe'nin kazanacağını. Niye bu kadar inanıyorum bilmiyorum ama. Her neyse. Falka. Alexander Sörlot. Sörlot'tan bir gol daha geldi. Falka şimdi. Vedat Muriç almadı. Ozan Tufan vuracak. Kaleci kurtardı Ozan Tufan'ın şutunu. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Vedat Muriç mükemmel bir gol geldi. Sörlot ortası. Falka ondan da geriye pas. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Direkten içeri harika bir gol. Arkadaşlar Sörlot'a çok pas atmıştım. Haksızlık olmasın diye. Bundan sonra Vedat Muriç'e pas atmaya başladım. Muriç oradan da atarsa yurt diyeceğim. Hadi lan Sörlot. Ah be olsaymış. Sörlot bu sefer atacak. Sorlot. Alexander Sorlot abi. Sorlot mu Muric mi? Yorumlara yazın. Hangisini daha çok beğendiniz? Cidden merak ediyorum. Hangisini daha çok beğendiniz abi? Ben karar veremedim. Vallahi karar veremedim. Bu ne? Cidden bu nedir abi? Ben anlamadım ya. Bir maça daha mı girsek? Gerçekten çok iyi bunlar ya. Bunları ne yapacağız biz abi? Biz bunlarla ne yapacağız? Cidden fazla iyi değiller mi ya? Gerçekten fazla iyiler arkadaşlar. Bunlar bu kadar iyi olmamaları lazım. Yani bilmiyorum ama. Hadi bir maça daha girelim diyeceğim ya da arkadaşlar bir maça daha gireceğimize paket açalım. Öncelikle kadroyu bir göstereyim. Burada gördüğünüz gibi Sörlot'umuz var. Muriç'imiz var. Luis Gustavo'muz var. Şöyle yer değiştirsek ne olur? Ya da böyle yer değiştirmeyelim. Dur bu böyle kalsın da. Çünkü o sol ortası böyle değiştirelim. Evet 132 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bunu da ee, ya nasıl yapsak bilemedim ki. Şunu şöyle yapsam 141 oluyor. Yani kimyayı bayağı bir arttırdık arkadaşlar bakalım daha da arttırırız arkadaşlar. Merak etmeyin muslarayı yükselteceğiz daha. Yani daha çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman merak etmeyin. Musların kimyası düşük, çağların düşük. E, diğerlerinin çok da düşük değil aslında arkadaşlar. Yani Sörlot'u birazcık yükseltmemiz lazım. Bir de Caner'i onları hallederiz. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar burada o zaman videomuzun yavaştan sonuna geliyoruz. Ama gelmeden önce bir de paket açalım. Sizlerin de seriye kadro önerilerinizi bekliyorum. Yani Çağlar söyünce aldım diye çok düşük ufak tepkiler gelmiş ama arkadaşlar sıkıntı yok yani sıkıntı olmaz yani Çağlar kalsın takımda. O adamın bize bir zararı olmaz diye düşünüyorum. Yani siz de öyle düşünüyorsunuzdur umarım. Haftanın takım paketi açmayacağım. Direkt 50 binlik bir paket açalım. Hatta onu bile açmak istemiyorum. Oyuncuların değeri çok düştü arkadaşlar. Hiç paket açmasak mı? Yani kar etme ihtimalimiz %0 filan. Yani hiç paket açmayalım bence. Ücretsiz paket açalım gel. Hadi ücretsiz paket. En azından bundan %100 kar ediyoruz abi. 100 coins bile olsa kar ediyoruz. Yani öyle bir durum var. Şimdi abi elit oyuncu çıkıyormuş. Vallahi var ya çıkmaz. Bana çık biliyorum çıkmayacağını ya çıkmayacağını da %100 eminim yani. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi 2000 beğeni atarsanız eğer 2000 beğeni de bir oyuncuyu yani Muslera'yı yükselteceğim. 4000 beğeni de Muslera artı sizin yoruma yazdığınız bir oyuncu yükselteceğim. 6000 beğeni de yani yuh artık. muslara e, Muslera artı bir oyuncu artı bir oyuncu daha yükselteceğim. Nine seninle transfer önerisi yapabilirsiniz istiyorsanız. Yani burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup video like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Yani bu gerçekten çok önemli. Video like ve yorum atmayı unutmayın. Ve... Şuradan kanal abone ol butonuna basarak kanal abone olabilirsiniz. Şuradaki iki videodan herhangi bir tıklayarak da efsane ötesi mükemmel bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu da hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.